Ne biz? Söyle kuzum. 100 metre çok mu uzak? E işte. Ne kadar göstersene. Bundan 100 tane say işte. Çokmuş. Zeynep. Baba, gelme. Dur. Tamam kızım, korkma. Ben sana hiç zarar verir miyim? Sakın o çizgiyi geçme, sakın. Çizme, geçme. Tamam kızım. Geçmiyorum ben bu çizgiyi. Sen istemediğin, ablan istemediği sürece... ben bu çizgiden o tarafa geçmeyeceğim Zeynep. Teyzem ablama dedi ki bize 100 metreden fazla yaklaşmıyorsun, tamam mı? Yoksa yaklaşırsan polise verirlermiş seni. 100 metre burası, ben öldüm. Tamam kızım, buradan o tarafa geçmeyeceğim ben. Ama burada durup sana bakayım mı böyle? Ha Zeyno? Burada böyle bakayım sana. Çok özledim ben seni. Hiçbir şey konuşmayalım, olur mu? Hiçbir şey konuşmayalım. Burada böyle duralım. Bakalım birbirimize. Tamam kızım. Tamam. Gelme baba. Polislere verirler seni sonra. Gelme. Dur elinde. Dur. Dur ne olur. Zeyno. Zeyno, seni de, ablanı da bu dünyadaki her şeyden çok seviyorum. O zaman hiç bağırma. Hiç bağırma. Ablamla mı kavga ediyorsunuz? Bir ablam bağırıyor bir de sen. Çok yoruldum artık. Teyzemi ettiğinde ben çok korktum, biliyor musun? Çok korktum. Özür dilerim kızım. Artık hiç bağırma. Ama ablam da bağırmasın. Durun. Durun bir dakika. Baba. Senin burada olman lazım. Eğer gitmezsen polis çağıracağım. Abla çağırma. Babam bir şey yapmadı. Bak ben o yere çizgi çizdim. Tam 100 metre. Bak babam ve ben kıpırdamadık. Bir şey yok yani. Ya aptal mısın sen? Ne 100 metresi? Aranızda yarım metre bile yok. Bağırma kardeşim, düzgün konuş onunla. Sen bağırabiliyorsun ama. İşleri istediğin gibi gitmeyince ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Benim gibi olma o zaman. Bağırıp çağırıp sevdiklerini üzme. İnsanların senden kaçmasını engelle. Sonradan pişman olacağın, utanacağın şeyleri yapma. Sürekli kendine kızan biri haline dönüşme benim gibi o zaman. Her şeye rağmen kendine hakim ol o zaman. Melis. Melis, kardeşini de al hemen eve gidin.